arkadaşlar. Ben Kırıkkale Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi Muhammed Furkan Demir. Bugün bilgisayar mühendisliği dersi olan görüntü işleme dersi kapsamında kaldığımız yerden Deep Learning OnRAP kursumuza devam edeceğiz. Gelin başlayalım isterseniz. En son Performing Transfer Learning'in yani 4. modülün 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. kısımlarını tamamlamıştık. Şimdi ise 4.5, 4.6, 4.7, 4.8'i tamamlamaya çalışacağız beraber. Next section diyelim. Açılmasını bekliyoruz. Evet, kaydım da oluyor. Burada Setting Training Options, yani biz burada eğiteceğimiz nasıl eğiteceğimizi, neye göre eğiteceğimizi aslında öğreneceğiz. Task 1'de benden bu Training Option seçeneğini SGDM'ye göre değiştirmemi istiyor. Submit diyorum. Doğru yaptık. Next task. Changing the learning rate, yani öğrenme aralığını değiştirmemizi istiyor bizden. Onu da bakalım isterseniz beraber. Şu şekilde biz buna aslında bir değer vererek bunun öğrenme aralığını değiştirmiş olacağız. Initial learning rate'ini 0.001 olarak değiştireceğiz biz arkadaşlar burada. Submit diyorum. Burada bir hatamız var. Tekrardan bir bakalım nerede hata yaptık. Galiba şurada boşluk bıraktığımız için bir daha deniyorum. Evet, doğru yaptık. Biz burada öğrenme değerini 0.001 yaptık. Further practice'te de isterseniz hani buradaki öğrenme türünü aid'ıma göre yapabilirsiniz diyor. Bunu da çalıştıralım. Evet, bunu da yaptık zaten. Hani bu da farklı bir seçenek olarak. To perform transfer learning, you need three things. First, you need layers that represent your network. Then, you need a data store for your training images, with the labels property storing the correct labels for those training images. Transfer learning yapabilmemiz için üç girdiye ihtiyacımız var bizim. And last, you need a variable holding your training algorithm settings. Tasarlanmış bir ağ katmanı, training datası ve algoritma seçenekleri. Once you have these three components, training is easy. Just give these three items to the train network function and set it running. When it's done, you'll get back the newly trained network with layers just like the input network, but with updated weights. By default, you'll see a text display showing the progress of the training. Accuracy is the percentage of the training images that the network classifies correctly. You want to see that increasing during your training. However, accuracy doesn't measure how confident the network is about each prediction. The loss is a measure of how far from a perfect prediction the network was, totaled over the set of training images. This should decrease towards zero as the training proceeds. You may often see the accuracy plateau at its maximum value while the loss value continues to decrease. This is good. It means that the network is still getting better at differentiating between the categories, even if the final predictions may not be changing. Biz burada eğitirken CPU yerine yani GPU ekran kartını kullandık. Minibah loss değeri bizim küçülmesini istediğimiz bir değer. Bu ne kadar küçülürse bizim için aslında o kadar iyi. Minibah accuracy bu değeri de ne kadar arttırırsak aslında hani doğruluğu da o kadar artıyor. Yani bizim eğitim verdiğimiz aslında yaptığımız eğitim o kadar iyi oluyor diyebiliriz. Bizim burada kullandığımız GPU
Yani ekran kartını kullanmamız işlemlerin daha hızlı olmasını sağlıyor CPU'ya göre yapısından dolayı. Minibuf'ta çok fazla imaj olduğu için zorlanmamak adına parça parça verileri işlememiz sağlıyor. Evet, burada da zaten benim bahsettiğim Wattize Minibuf diyor. Gelin isterseniz bir bakalım. Minibuf değerini biz burada düşürmeye çalışıyoruz. Minibuf loss'u düşürmeye, minibuf accuracy'yi arttırmaya çalışıyoruz. Bu da aynı dediğim gibi çok fazla imaj olduğu için zorlanmamak adına biz bu imajları parçalayarak CPU'da öyle işliyoruz. Yani örneğin 100 tane resim varsa biz bunları mesela beşer beşer işleyip o şekilde aslında işlemlere tabi tutuyoruz. CPU'nun kullanılması. Burada CPU'nun kullanılması bize normal aritmetik logic unit'ten yani ALU'dan yani CPU'dan daha bir performans sağlıyor CPU'nun kullanılması. O yüzden biz eğitimlerimizi yani training datalarımızı CPU'da eğitiyoruz. Bize de burada bir örnek olması açısından hani kendisi bir dosyadan sunucudaki dosyadan image'leri alıyor. Daha sonra bunları alt dosyalarına gidip dosya adlarına göre etiketliyor. Test datası ve training datası olarak alıyor. Daha sonra bunları istediğimiz bizim 224'e 224 olarak boyutların hem train datası için hem test datası için ayırıyor. En sonunda da bu etiket adlarına bakıyor bizim için. Load Unrated Network diyor. Burada bir eğitilmemiş network'ü alıyor. Daha sonrasında bu training options'a göre bu aslında biz eğitim seçeneklerini değiştiriyoruz. Ardından da biz bu ağı train network diyerek eğitmiş oluyoruz arkadaşlar. Run dersek zaten göreceğiz. Burada da gördüğümüz üzere bize eğittik. CPU üzerinde eğittiğimizi söylüyor. Zaman aralıklarını veriyor. Yedinci eğitimindeyiz. Açılmasını bekliyoruz. İsterseniz bir sayfayı yeniden başlatalım. Sayfa çok yavaşladı arkadaşlar. Acaba internetten mi sorayım? Evet geldi. Açıklama kısmını ne yazık ki kaçırdık arkadaşlar. Burada da yapacağımız şey aslında Evaluate Training and Test Performance. Biz eğittiğimiz hani o
ağları aslında test etmeye çalışacağız. Burada biz sunucumuzdan gene pet image görselleri alıyoruz. Daha sonrasında load'la Flower Network yani biz burada oluşturduğumuz Flower Net alıp bunun bilgisini almaya çalışacağız. Bir bakalım arkadaşlar. Pilot burada bizden çizdirmemizi istiyor. Info'nun training loss'unu çizdirmemizi istiyor. Submit diyorum. Evet. Bizim burada training loss değerimiz ne kadar düşerse aslında yani bizim yaptığımız işin o kadar doğruluğu olmuş olabilir diyebiliriz. Eğer bu düşmüyor da artıyorsa hani bizim için ezbere kaçan bir yöntem. Yani sadece ezberlediği eskiden yüklenmiş olan görselleri tespit edebilir. Ama böyle düştüğünde farklı görselleri de tespit etme ihtimali artar demektir. Next task'a gelmeden önce arkadaşlar şuraya bir bakalım beraber. Image data store diyerek aslında pek çok alt dosyadan dosya isimlerine göre etiketleyerek bunları alıyor. Daha sonrasında bunları split each label diyerek %99'u training datası, %1'i test datası olacak şekilde ayırıyor. Resize test image augmented image data store diyerek de bu test datalarını aslında 224'e 224 boyutlandırmış oluyor. İşte buradan istediği arkadaşlar bakalım beraber. Dokunması file. İşte buradan test etmemiz istiyor bu Flower Prets'le. Classify diyelim. Classify. Önce galiba Flower Net yazacağız. Sonrasında da görsellerimizi veriyorduk. Submit diyelim bir arkadaşlar. Yanlışımız var mı? Yanlışımız yok. Further practice'te geçebiliriz. Gene burada test performansına bakacağız arkadaşlar. Buradan bizden istediğim bizim burada test image'lerimiz vardı, data store'umuz vardı. Bunların etiket isimlerini Flower Actual diye bir değişken almamızı istiyor. Bu arada buna geçmeden isterseniz şuraya bir bakalım tekrardan. Burada gene Trained Flower Network'ü yüklemiş. Daha sonrasında Image Data Store diyerek klasördeki dosyadaki resimleri dosya adlarına göre etiketleyerek almış. Bunları test datası olarak ayırmış. Gene %99'una göre bunları yeniden boyutlandırmış ve Flow Preds diyerek classify yani sınıflandırmasını tahminini yapmaya çalışmış. Biz de burada label adlarını almaya çalışacağız beraber. Submit diyelim bir. Evet, correct. Sırada arkadaşlar böyle bir şey yapacağız biz. Bakalım gelin beraber. Num equal yerine burada ne yapacağız? Num zero olanları yani bu listedeki sıfır olmayanları almaya çalışacağız. Num correct değişkenini aktar diyor. Flower Prets'le Flower Actual
birbirine aslında eşit olanları, sıfır olmayanları al diyor. Bakalım. Evet, 31 tane non correct error varmış. Calculate the fraction of test image correctly classify by dividing non correct by the number of test image. Correct diye bir değişkene num correct değerlerine divide böl diyor yani. Nubel miydi galiba o? Tam adını hatırlayamadım ama. Bununla bir sayısını alıyorduk. Neyin sayısını alacağız? Test image'lerinin. Bakalım bir deneyelim arkadaşlar. Bir hatamız olursa adını yanlış yazmış olabilirim. Solution diyerek bir bakalım. Nereye yanlış yazdık? Numel. Numel flower prints diyecekmişiz arkadaşlar. Numel prints diyorum. Tekrar submit dedim. Evet, correct. Performance by class. Burada bize performansı aslında sınıflandırmaya göre ölçebileceğimizden bahsediyor. Örnek burada bir araba vermiş. Araba için 25 tane bizim için doğru sonucu da bilmiş görselin. Köpek için 23 tanesini 25 resimden köpek olarak bilmiş. Sadece 2 tanesinden birini araba, birini çiçek olarak sınıflandırmış. Çiçek için de bir tanesini araba, 4 tanesini köpek, 20 tanesini de gene çiçek olarak bilmiş. Yani biz sınıflandırmaya göre performansına bakacağız aslında. Confusion chart. Bu confusion chart bize daha hani gördüğümüz yapıyı, o sınıflandırmamızı, performansını yorumlamamızı sağlayan yapıyı sağlıyor. Bizde de buradan flower actual ve flower prints tahminlere göre confusion chart'ı çizdirmemizi istemiş. Bakalım. Evet. Burada acaba neyi yanlış yaptık? İki yere de aynısını yanlışlıkla kopyalamış. Submit diyorum tekrardan. Burada mesela Daisy tamamen doğru bilmiş. Dandelion Kara Hindiva'nın 8'ini doğru bilmiş, birini de Daisy, Papatya olarak bilmiş. Rose da Gül de 5'ini doğru bilmiş, birini Tulips bilememiş, yanlış bilmiş. Bu şekilde biz Confusion chart'ını çizmiş olduk arkadaşlar. Burada da gene bize bu ilk yanlış yaptılan yerin görselini çizdirecek aslında. Onu da bakalım gelin. Evet, Dandelion burada şurada gördüğümüz gibi arkadaşlar yanlış bildiği bunu papatya olarak yorumlamış ama bu aslında kara hindi bağı onu gösteriyor. You've trained your network and evaluated the performance. Now what? If the performance is good enough, then congratulations. You've made a network that can be put into production as part of your whole application. But often the results you get when you first train the network aren't as good as you need. So what do? Remember that the train network function takes three inputs: the network, the training data, and the options for the training algorithm. Daha öncesinde söylediğimiz gibi arkadaşlar bir ağı eğitmek için bizim üç şeye ihtiyacımız var. Ağ değiştirebileceğimiz ağ training datası ve algoritma seçenekleri. You can change all of these to see if you get better performance, but you're generally best starting with the options. Biz performansa ya başka kriterlere göre bu algoritma seçeneklerini değiştirebiliriz. The learning rate and momentum are the two key parameters that affect how the training algorithm updates the weights. Bizim bu algoritma seçeneklerimiz iki seçeneğe bağlı.
Initial learning late, yani sıçrama aralığı diyebiliriz buna. Bir de momentuma bağlı aslında. Recall that the goal of training is to minimize the loss function, which is a measure of how badly the network performs on the training data. A common way to visualize the training process is to imagine that you're trying to find the bottom of a valley. The height of the ground is the value of the loss function. Your north-south location is one weight value, and your east-west location is another. Of course, real networks have thousands of weights, not just two, but the principle is the same. The great... Biz bu sapma olan, yanlışlık olan kısımları en aza indirmeye çalışıyoruz. Gradient descent algorithm works by looking at the height of the ground at a few places around your current position and using that to figure out the gradient or direction that the ground slopes down the steepest. Then you simply take a step in that direction, which brings you to a new set of weight values. But how big a step do you take? The size of that step is the learning rate. If the learning rate is too small, you'll need to take a lot of steps to get to the bottom, and that takes time. But if the learning rate is too big, you might end up jumping around all over the place. If your weights have blown up and your network is giving terrible performance, or even not working at all, bizim burada learning rate'imizin ne çok küçük ne de çok büyük olmaması gerektiğinden bahsediyor. İşte eğer çok büyük olursa ulaşmak istediğimiz noktadan sıçrayarak bir türlü ulaşamayacağımızı söylüyor. The first thing you should do is divide your learning rate by 10 and try again. Gradient descent with momentum tries to stop the jumping around without having to take really small steps. You start off going straight down the direction of the gradient, but at the next step, you don't completely change direction to the new gradient direction. But instead, you turn toward that direction, similar to the way you would if you were a mass traveling in your original direction, but now being pulled in the new direction by a force. Your next step is therefore in a direction that's a weighted average of the previous direction and the new direction. That weighting is set by the momentum option. Bizim learning rate aralığımızın yanında momentum seçeneğini de burada kullanabileceğimizi söylüyor. Ve bu momentum değerinin ne çok küçük ne de çok büyük hedefimize göre seçilmesi gerektiğinden bahsediyor. That weighting is set by the momentum option. A common problem with all machine learning algorithms for supervised learning is overfitting. This is when your model does well at classifying the training data, but performs much worse on the test data. What's happened is that you've learned the details of the training data set rather than the general patterns. One way to prevent this is to use some of your data for validation. During training, after you've used your training data, is to biz eğitim yaparken hani eğitim, doğrulama ve test aşamalarına bakıyoruz. Use some of your data for validation. During training, after you've used your training data to update the network, test the network's performance on the validation data. Keep training while the performance continues to improve on the validation set. But once that performance starts getting worse, stop the training because you may be starting to overfit. Use these options to use validation during training. Stop the training because you may be starting to overfit. Use these options to use validation during training. Doğrulamanın aslında hani doğrulama için de bizim kaynak ayırmamız gerektiğinden kısaca bahsediyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi bu bölümün de sonuna geldik. Burada bizim için bir summary yani özet kısmı var. Ne öğrendiğimize gelin bakalım isterseniz. Deep Network Designer. Biz bu aracı öğrendik. Bu araç sayesinde biz Google Net gibi sinir ağlarını projemize ekleyip kullanabiliyoruz. Google Net'i gördük. Google Net de bizim için bir sinir ağıydı. Çeşitli gene eğitebildiğimiz. Supported Networks. Gene Google Net'in yanında farklı sinir ağlarını alıp kullanabileceğimizi gördük. Fully Connected Layer. bağlantı katmanını gene gördük. Classification Layer. Sınıflandırma katmanlarına dair fikir sahibi olduk. Sınıflandırma katmanlarını öğrendik. Image Data Store'la birden fazla resmi alıp Data Store'a kaydedip o şekilde kullanabilmeyi. Augmented Image Data Store'la resmi boyutlandırabilmeyi, renklendirebilmeyi öğrendik. Split Each Label'la
Training datası ve test datası olmak üzere ayırabilmeyi gördük. Training options'la training algoritmamızı değiştirmeyi gördük. Train network ile bizim sinir ağımıza eğitmeyi gördük. Classify ile bu sinir ağımızın verdiği sınıflandırma sonuçlarını alabileceğimizi öğrendik. NNZ komutuyla non-zero, yani bir listedeki non-zero olan, sıfır olmayan elemanları görmeyi öğrendik. Confusion chart'la da yapılan klasifayların, sınıflandırmaların hangisi doğru, hangisi yanlış, bu şekilde bize görsel sunabileceğini gördük. Yorum yapmamızı sağlayan. Şimdilik arkadaşlar benim anlatacağım bu kadardı. Bir sonraki dersimizde yine kaldığımız yerden son aşamayla devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.